İyi günler efendim. Ekopolitik programımıza hoş geldiniz. Ekopolitik gündem. Bugün tartışmamızı yerel yönetimler bağlamında gerçekleştireceğiz. Önemli bir COVID-19 mücadelesi veriyoruz. Bir yıl aşkındır. Bu mücadelenin en büyük ayaklarından biri can siperane çalışan, fedakarlık yapan her açıdan belediyeler, yerel yönetimler diyoruz tabii. Bunun yanında muhtarlıklar da var. Onların değerli temsilcileriyle tartışacağız. COVID-19 ile mücadeleyi. Dipkarpaz Belediye Başkanı Supi Coşkun ve Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu hastalıkla mücadele bir yıl aşkındır yapıyor ve neredeyse her bölgeye de gitmiş durumda. Son günlerde alınan mücadeleyle yapılan önlemlerle, kısıtlamalarla 80'lerden, 90'lardan tekrar azaldı ama tam bitmiş değil ve mücadele devam ediyor. Ve yerel belediyelerin gözüyle COVID-19'a nasıl bakılıyor? Onların çektiği sıkıntılar ne? Bir de biliyorsunuz pandemiden dolayı yerel gelirlerimiz düştü. Bunun paralelinde belediyelerin de geliri düştü. Geçen yıl pandemiden dolayı 3 ay onların gelirlerinden de kesildiydi. Ama giderleri pek azalmış değil. Dolayısıyla ne sıkıntılar çekiyorlar? Sayın Başbakanımız protokol imzalamak üzere Türkiye'ye gidiyor. Gelen hafta imzalayacak. Bu protokoldan bireyler yönetimlerin beklentileri nelerdir? Bunları tartışacağız öncelikle. Evet, hoş geldiniz diyelim tekrar. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sözü ilk... abi olarak abim evet. Varken. Evet, söz büyüğün. Su küçüğün değil mi? Evet, bu arada Mehmet Bey'e vermeden hayırlı bir işten de bahsedeceğiz. Bunu bahsederken teşvik, iyi şeyleri daima bahsetmek var. Sayın Başkan, uzaktan eğitimin önemli ayağı olan internet ülkemizde sorun inşallah dijital dönüşüme Sayın Fuat Oktay'ın da talimatlarıyla fiber optik yatırımları yerine getirir ve 4G'leri 5G'leri görürüz. İkinci bir problem, yani devamlı kesinti yaşadığımız internetin kısa sürede çözmemiz mümkün değil ama birçok evimizde özellikle Karpaz'da eğitim alacak çocukların bu imkana sahip değildi. Bir cep telefonuyla veya bir bilgisayarla bu konuda kolları sıvadı Sayın Başkan ve yardımseverlerle ve oradaki ihtiyaçları çocuklara tablet dağıttılar. Sayın Başkan Supi Coşkun bize de bir tane verdi. Biz de kendi köyümüzde ihtiyaçlı bir çocuğa vermek üzere teslim aldım bunu. Kendisine sonra kime verdiğimi ileteceğim. Evet. Sonra geleceğiz konuya tabii. Evet Mehmet Bey. Buyurun. Nasıl geldik bu COVID'le mücadeleyi? Bir de siz bir partiye bağlısınız ama ne siz ne Sufi Bey ne siz öyle partiye bağlı çok konuşmazsınız. Doğrularınızı konuşursunuz. Bir de tam dereye geçerken dediler bakan değişti. Bakanlar değişti. Bir de hastalığımızdır. Aynı partinin bakanı değişirken müsteşarı da değişti. Bakanlık müdürü de değişti. Bilmem sekreteri şoförü de değiştiğini bilmem. Bu COVID'in içinde bunları da mı yaşamamız lazım mıydı? Evet. Bir hafta değil 15 gün önce ülkenin değil dünyanın en başarılı bakanıyken birden gitti. Şimdi net bunları da bir değerlendirelim bakalım. Evet. Teşekkürler hocam. Şimdi COVID olayını irdelemezden önce sizlere Vadili halkının selamını getirir. Aleyküm selam. Buradan da selamlarınızı iletirim. Bizlere en azından yerel konuşma noktasına sağlamış olduğumuz bu imkana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü yerel gerçekten çok önemli. Yerel gerçekten bu memlekette sorunlarıyla kendi kendine çözülmesi gereken ve bu toplumun da her türlü stratejik önemde önünü açacak olan konudur. Yani kendi içinde başlı başına yereliğin ciddi şekilde tartışılması ve aşağı yukarı bir buçuk sene sonra veyahut da diyelim ki 16 ay sonra yapılacak olan yeni yerel seçimlerde ne şekilde bir stratejik konması konusu da şimdiden düşünülmesi gerekir. Ve düşünülmesi gereken bir olaydır. O bakımdan yereli özellikle bu akşam bize konuşma şansı verip de tartışma şansı açmanız aslında önemli bir parantez açmak gerekirse
Sayın Ayşegül Aybars bakanlığı devraldığında önündeki ajandaların başında yerel yönetimde de reform vardı. Evet. Şimdi bu iş bekletildi, seçime girmeden yapılmazsa şaba. Yani mali sorunlarınız var, benzeri sorunlarınız var. Bunların yeniden reform edilmesi lazım ama yerel yönetimlerin pandemi sürecinde rüştünü o denli ispatladı ki gerek sosyal devlet bağlamında en etkin yerel yönetimler oldu. Bak Sayın Başkan'ın tablet dağıtımı bile sosyal devletin bir gereği. Bir de Sayın Bakanlığın aşılama faaliyetleri maalesef başarı çok da memnuniyet getirmezken belediyeler bu işi devraldığında Lefkoşa'da ben Magusa'layım Magusa'da ne kadar memnuniyet verici bir plan yaptıklarını da gördük. Demek ki yerel demokrasi, yerindelik o kadar önemlidir ki her şeyi merkezde yapma sevdasından da vazgeçmesi gerektiğini bu pandemi de bize göstermesi lazım. Buyurun. Sorayım. Hocam takdir edersin ki ev işlerini bilen hanımdır. Yerelin işleri bilen de yerel yönetimdir. O planlaması, stratejisi, o belirlemesi ve hedefleri onu koyması gerekir. Şimdi esas dönemin pandemi dönemine. Pandemi dönemi hiç kimsemizin bildiği ne yaşayacağını, neyin planlanacağını ve ne hedefleri koyacağını bilmeden içerisinde deneme yanılma yöntemiyle keşfettiğimiz bir olaydır. Yani birisi ben pandemiyi çok iyi bilirdim de ben böyle yaptım değil. Herkes görevlerini yaparken bilimsel bazda bu işleri bilenlerin vermiş olduğu bize nasihat değilim yahut da yol gösterme değilim. O noktada yerel temel görevlerini yaparak burada halkı koruyucu noktaya geldi. Şimdi bir dostumun bana söylediği ilk bir konu vardı. Bu pandeminin en büyük silahı, bunu durdurmanın en büyük silahı hijyendir derdi. Hijyeni yapınız, hijyen başarının %50'sidir. Ondan sonra gelir maske mesafe. Ve mesafe olayı. Eğer hijyen yoksa onların hiçbiri başarılı olamaz derdi ki belediyelerin de temel görevi olan temizlik olayı ve onların üzerinden sağlık olayı burada çok temel bir olay olduğunu gösterdi. Yani olmazsa olmazı olduğunu gösterdi ve belediyelerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bu konuda. Gerçekten bu konuyu ciddi şekilde ilk bu hijyen konusunda özellikle ilaçlama konusunda insanların toplu bulunduğu bölgelerde yoğun almış olduğumuz hijyen tedbirleri konusunda belediyelerin zannederim başarısız olan yoktur. Bütün 28 belediyemiz vardı. 28 belediyemiz de bütün gücüyle, var gücüyle elinden geleni sonuna kadar yaptıklarından şüphe yok konuda. Yani kabul edersiniz ki COVID'in de partisi yoktur. Kesinlikle. Yani CTP'li COVID, UBP'li COVID diye bir olay da yoktur. COVID herkese yani, aynı mesafede ve herkesin yerine kadar biz mücadele etmesi gerekendir. Torpil yaptıysak da alımlarda şeylerde yani, COVID torpil yaparak CTP'liye yani, gitmez de UBP'liye gitmesin. Belki biz bu konuda siyaset olsun diye diyebiliriz ki ben Alman aşısı isterim, o biri de ben Çin aşısı isterim diyebilir ama o onun tercihidir, oralara gitmeyeceğiz o konulara. COVID'le mücadelede COVID'in siyasi duruşu yoktur, siyasi partisi de yoktur ve ciddi şekilde belediyeler temel görevlerini yaparak burada etkin olmuştur. Burada şu anda tartıştığımız bu COVID konusunda bize verilen veyahut da verilen öngörüler çerçevesinde yaptık yapılması gerekeni. Yani görevlerimizi yaptık fakat şu anda COVID ikinci plana düşmüştür. Bugünkü yaşamda COVID'in önüne iktisat geçmiştir. Evet. Geçince geçmiştir, ekonomi geçmiştir. Yani şimdi bir şeyi öğreniyoruz ki artık yalnız COVID'le konuşarak COVID'le önlem noktasında yaşayamayız. Onun dışında herkesini beraber götürmek zorundayız. İktisatı da beraber düşünmemiz gerekir. İktisatın da önünü açmamız gerekir. Onunla beraber, iktisatla beraber gelen bizim iktisadi yapılanmamız, kamu ve özel sektör tartışması başladı. Ha, o konuda da bazı önlemler almamız gerekir. Artı yaşadığımız ekonomik krizle beraber gelen bir pahalılık. Bir taraftan işsizlik, bir taraftan da pahalılık. Yani birin ikiye katlandığı bir başka oyunla karşı karşıya. Mesela son Türkiye ile paralel bizde de %30 ilaçlarda artış yaptı ve çoğumuz da
ilaçları özel eczaneden aldığımıza göre bu %30'luk bağlılık özellikle kronik hastası olanlar için önemli bir. Bu sabah bir yeni aldığım ilk telefon bir köylümün açıp da başkan 1 kilo fasulye 36 lira diye bir feryatran. Evet. Bugün karşılaştık. 1 kilo fasulye 36 lira. Balık fiyatını geçiyor. Et fiyatını geçiyor. Ve bu da bize bir başka şeyi çağrışımı yapıyor. Ötelediğimiz, hiç hesap almadığımız tarımsal üretimin ve bu memleketteki kooperatifleşmenin tekrar gelin, tekrar baştan başlayalım, baştan yapalım diye bir çağrışımı getiriyor. Evet. Yani ciddi şekilde bir toplumsal iktisadi reform gerekmektedir. Yani bir zor günlerde en azından kendi kendimize yetecek bir tarlı, bir nohudu, bir fasulyeyi üretebilecek bir dönüşüme girmemiz lazım. Kesinlikle bir geri dönüşüme. Çünkü dünya öyle o noktada tamamen mahrum kalabilirik bu dünya yani şeyinde. Yani bu gidişat bize tekrar tarıma geri dönerken tarımsal kooperatifçiliği de gündeme getirip tarımsal üretim konusunda nasıl yapılanacağımızı da tartışmamız gerekir. Siyasetle beraber bunları da tartışmamız peki gerekir. Peki başkan, şimdi bu belediyelerin kendi görevleri haricinde tabii siz küçük belediyesiniz, daha mesela Mausa, Lefkoşa, diğerleri aşılama noktasında da Sağlık Bakanlığı'nın görevini üstlendi. Bu evet. Yani belediyeler asli görevlerine ilaveten yeni görevler de üstlenmeye başladı değil mi? Tabii. Şimdi bir daha sizde var mı bilmiyorum ama Mausa, Lefkoşa ki galiba Cemal Buludoğlu'ları başlattı bu zabıta işini. Yani her ne kadar eleştirsek de Cemal Buludoğlu'ları bazı ilk yere de attı bu belediyecilikte. Evet, zabıta gerçeğinden hareketle. Şimdi denetimler üzerinden belediyelerin gerçek anlamda başlamada diye konularda güzel inisiyatif aldılar. Ama zabıta üzerinden çünkü devlet ve Sağlık Bakanlığı bir de öyle bir noktadır ki nasıl ki sigara denetimini Sağlık Bakanlığı'na yaparsın da gece denetleyemez. Şu andaki denetimin de kimin yapacağı ortada. Dolayısıyla birebir denetimlerin gerçekleşmesinde belediyelerin inisiyatif alabiliyor mu? Bunun için nasıl bir şey önerirsiniz? Haliyle alıyor. Tabii bu denetim ve bu ceza kesme konularında küçük belediyelerde biraz sıkıntı vardır. Bunu söyleyemeyiz. Küçük belediyelerde, 2000-3000 nüfuslu belediyelerde sıkıntı vardır. Fakat polisle işbirliği içerisinde olmasının getirdiği çok büyük artılar vardır. Burada ilk defa yerelle merkezi hükümet ki polis güvenlik işbirliği yaptı. O işbirliğinin bizim için bir yerde iyi bir netice vermesini sağladı. Yani COVID'i yaşarken COVID'de bulaşı ve onunla mücadele bizi nasıl mücadele edeceğimizi öğretirken güvenlik açısından da belediyelerin güvenlikle işbirliği yapması mesele burada ceza kesmek değil, insanları cezalandırıp da bu ekonomik yapı içerisinde daha mağdur etmek değil. Zaten belediye başkanları o işte bir gelir olarak görmez. Orasını daha fazla ben o güvenlik noktasında onu yaratırken gerçekten sisteme baş kaldırıp da yanlış yapanlar tamam onları içine almıyoruz. Yani uç noktaları almıyoruz evet. Ama orada güvenliğin sağlanması noktasında yereliyle beraber güvenliğin işbirliği çok büyük bir artı getirdi. O da çok güzel oldu. Yani bize neyi gösteriyor bu olay? Artık yönetimde, yerinde, yerelde yapılanma şart olmazsa olmazdır. Devlet artık kaymakamlık üzerinden yereli yönlendirme noktasında olan düşüncesinden vazgeçmesi gerekir. Yereli bundan sonra ıslah noktası. Şimdi eskiden başkan bizim hatırladığımız vakıftan karakolların daha çok olduğu dönemde karakol amiri ya polisin ilk gittiği yer köy muhtarıydı. Şimdi evet. Belediyeydi. Ve o şekilde bir asayiş ve aynı zamanda bir de istihbaratı sağlardı. Şimdi birçok polisin köydeki muhtarı tanımadığını görürüz. Gelir örgüt başkanını görür, başka birini görür. Ve bir de yardım etme konusu çıktı biliyorsunuz. Bazı iş adamlarımız binlerden gıda bilmemde verdi. Şimdi bunu diyoruz biz. Yanlışsam düzeldin. Başvurun filan yere gıda isteyen. Şimdi bunun doğrusu bir çıkıcık ülkede kaymakam, muhtar, belediye başkanı kendi bölgesinde gerçek anlamda ihtiyaçlı olan yerleri bilmez mi? Şimdi bunlar bilindiğinde gerçek ihtiyaçlılara
sormadan gidip dağıtmak yerine bu iş tapu dairesine koçan başvurur gibi başvurun bana da şey yapayım. Bu iş de biraz insani boyutun dışında değil mi? Yani siz bu genel yönetimlere dikkat alarak bir evde Ahmet'in, Mehmet'in çalışıp çalışmadığını, kimin ihtiyaçlı olup olmadığını biliyorsunuz. Bir komisyonla bunu yaparak daha da bilirsiniz. Sormanıza da gerek yok. Çünkü bazı insan istemeyebilir, gururundan pozisyona girmek istemeyebilir ama bana başvuruda yapayım şeklinde. Bunu nasıl çözdünüz siz orada? Ben böyle orada bir şekilde mi yardımlar yapıyorsunuz? Zaten bunun devleti kabul etmesi ve devleti bu işleri, bu yardımları kaymakamlık üzerinden düzenlemesinin kadar yanlış bir şey yok. Burada tamam verenler alaneden üstündür zihniyetiyle beraber birileri kime yaklaşmış? Devlete yaklaşmış ve o verenler devlete vermiş. Devlet de bunu belediyelere devretmiş, belediyeler bunu dağıtsın. Ve sonuçta devlet o veren el için imza toplamış. Ve bunu da kaymakamlığı görevlendirmiş. Bundan büyük ayıp yoktur. Kaymakamlığın devlet sektörü olarak, üst sektör olarak bu işin içi olmaması gerekirdi. Biz direkt olarak gerek Kızılay üzerinden, gerekse sivil savunma üzerinden yapacağımız bir işbirliğiyle bunu yerele aktarırdık ve kaymakamı o veren elin memuru yapmazdık. Burada esas temel nokta budur. Kaymakam değil, muhtarın için olması lazım. O bilir vatandaşı. Kaymakamın zaten temsilcisidir muhtar. Kaymakam muhtara görev verdi. Muhtar seçilmiştir ve halka birebir bilir. Tamam. Kaymakam atanmıştır. Kaymakamın ne kadar atanmış ve siyasi olduğunu imanlamada tüm kaymakamların bakanın emriyle evet demesinden anladık. Şimdi bu kaymakamlığın halkın şeyidir diye atanmış biridir ama muhtarıyla dediğiniz gibi belediye başkanı bu işi çözebilir. Tamam. Peki bu işi yani çözerken insanlığa yakışır şekilde çözebildiniz. Biz çözdük. Bunu biz hemen bu konuya el koyduk. Kaymakamlığı pasifize ettik ve biz belediye olarak devreye girip muhtarla beraber dağıttık. Zaten gelen ilk birinci etapta 100 paket bir şeydi, yardımdı. Ha bundan sonra Kızılay'dan gelecek olanı da ona göre. Peki nasıl yaparsınız siz şimdi? En düşük. Dediğim gibi başkan, ben de yaşadığım köyde biliyorum, başkan da biliyor. Yani o evde şu anda pandemiden dolayı çalışan yoktur, muhtaçtırlar. Evet. Şimdi böyle tespitlerle mi yaptınız yoksa başvurun bana da vereyim size mi yaptınız? Yok, bizim elimizde tabii birinci pandemi döneminden dolayı. Mesela ben birinci pandemi döneminde 250 kişiye yaşa dağıttık. Ve bu 250 kişiye dağıttığımız yaşa da bize başvuruları noktasında dağıttık. Ve bunlarla biz gelir esasına baktık. Evet. Geliri var mı? Hiç geliri yok. Biliyorsunuz çünkü muhtarlık belediye kimin olur? Sosyal yardım alır, bir sosyal sigorta maaşı alır veyahut da iki sosyal yardım alır şeklinde. Bunları belirledik ve o ihtiyaçlı olan aşağı yukarı 250 kişiye biz birinci dönem o yardımı dağıttık. Elimizde o listeler üzerinden. Şimdi dağıtıldı yardımlar değil mi? 100 paket 100 kişiye yardım verdik. 100 kişi de tamamen hiç maaş almayan veyahut da bir işlerinde tabii sayı yetmediğinde onun üstünde birinci kategori işte bir sosyal yardım maaşı alana verdik. Ama daha hepsini dağıtmadık. Şu anda bu dağıtım devam ediyor. Gelen yardımları bu şekilde aktarıyoruz. Peki. Şimdi bir şey var. Biraz dinlensin başkan Sufi Bey. Bir muhtarımız diyor. Mesut Kazık. Liste verdiğimiz halde gelmediler ve sormadılar. Lefkoş Haydarpaşa Mahallesi muhtarı Mesut Kazık. Liste verdik diyor. İstediler. Verdi. Halen daha sormadı. Şimdi burada sosyal yardım ya belli maaş alanlar, çalışanlar zaten bu pandemi Mart'ın başında girdi. İnsanlar zaten Şubat maaş aldı değil mi? Yani Mart bitmeden zaten şimdi olay nedir? Günübirlik çalışan veya Rum tarafında çalışan ve tamamen maaşsız kalanların ekmeğe muhtaçı vardı. Yani kimseye şey yapmıyorum ama zaten siz aldığınız maaşla bir ay geçirmek zorundaydınız. O maaşı aldınız ve evdeydiniz. Ondan daha ihtiyaçları tespit edip onlara bu yardımı yapmaya esas olan veya listeleri kim istedi bilmiyorum. Kızılay mı istedi listeleri? Listeleri isteyen kaymakamlıktır. İlgili alan veren ele hesap vermesi noktasında. Peki liste istedi de esas insanlar ay sonu geldi ihtiyaçlı olduğu zaman vermesen ne zaman vereceksin? Yani bir de ihtiyaçlı olduğun zaman da yardım etmektir esas değil mi? O işin prosedürü yanlıştır.
Yani oradaki kaymakamlığın böyle bir olayı hemen üzerine alıp da buna sahiplenmesi de yanlış. Yani bundan da siyasi rant peşine düştük. Öyle de diyebiliriz. Evet. Yani o da olabilir. Yani o şekilde de söyleyebiliriz evet, çünkü, ki evet. O tamamen yani yanlış uygulaması yanlıştır. Eğer de yerelde yerel yönetim varsa o işi yerel yönetim muhtarıyla işbirliği şeklinde yürütmesi gerekir. Evet buyurun. Hocam öncelikle size gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz bir uçtan ben de bir uçtan. Bir ucudaki bir insanın öbür ucudaki bir insanın dilinde çok iyi anlarmış. Onun için uzaktaysak anlaşamayacak diye bir şey yok. Bir şey yok. Onun için öncelikle size teşekkür ediyorum ve Kanal T ailesine teşekkür ediyorum. Huzurunuzda bütün basın camiasına her zaman için inanıyorum 28 belediyenin yanında hükümetlerden fazla basın durmuştur. Onun için basın camiatına da teşekkür ediyorum. Televizyon başında bizi izleyenlere de hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Evet pandemik, beceriksiziz. Yapamadık. Yapamayız da. Yapmayacağız da. Çünkü niçin? Bireysellik bu memlekette kanımıza işlediği için küçük bir ülkeyiz. Eğer biz isteseydik el ele vererek bakın virüsten bahsediyoruz. Gözle görünmeyen bir virüsten. Ve çok basitçe de şimdi giden unutmadan şey yapayım. Aynı kişi 50 paket sadece söylüyorum çünkü hayır işidir. Bu Halil Faylan'ın verdiği Lefkoşa Belediyesi getirdi 50 paket. Ama ne Kızılay diyor ne Çalışma Bakanlığı bir şey göndermiyor. Şimdi onlara da geleceğiz. Böyle zamanda Çalışma Bakanlığı, Vakıflar İdaresi, Kızılay bu şimdi zamanda bulunmazsa da yani zengin bir iş adamının verdiği yardımın temettülüğünü yapan, şeyini yapan aracılığını o zaten o iş adamı zaten baksanız o kendi dağıdırdı. Evet, şimdi daha oraya da konu var. İmkanı da var. Yani siz zengin adamın verdiği şeyi dağıdarak iş yaptığınızı daha dersiniz. Evet. Eğer yanlışsam evet. Bağlanıp doğrudur, da hayır, ben kullanabilir. Hepsini biliyorum. Bunları hepsini söyleyeceğiz. Yani hayır Kızılay kimse buradan, Çalışma Bakanlığı kimse kim ne anlarsa anlasın. Evet. Açık ve net söyleyeyim size. 50 tane parlamentodaki olan milletvekillerin ve şu anki hükümette bulunan kişilerin benim için çok önemi yok. X parti, A partisi, B partisi. Eğer benim dip karpazda bir vatandaşım bugün ekonomisinde dert yanıyorsa A partisi olmuş, B partisi olmuş beni ilgilendirmez. Ama bu bir gerçek var. Koronada da bunu fark ettim. 28 belediyeyi dışlamak için ellerinde ne gelirse yaptılar. Ama yüzüne gözüne bulaştırdılar. Yapamadılar. Zaten diyorum bakın aşı olayını belediyeler devralınca çok daha iyi yaptı. İlk hocam 8 tane pozitif vakası olan bir belediyenin belediye başkanıyım. Mart'ta geldiğinde hiç kimse buna hazırlıklı değildi. Şimdi gittikçe artık teknoloji iyileşiyor, ilacınız oluyor, nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama aniden size bir çığ geldiğinde o çığı o saniyeler içinde hesaplayıp da altında kalkmaktır mesele. Ama bu çığ dip karpas halkının üstüne gelirken nasıl kalktığını bu halk gördü. Yerel yönetim bir tek ben değil 28 belediye Mart ayında gelen koronavirüsle birebir mücadele etti. 2020 Mart'ında. Evet. Evet. Ve bu insanlar 28 belediye başkanlarım da birebir halkla ilgilendi. Hangi köy olmuş olmamış beni çok alamaz yani. Zaten bizim en büyük burada eksiğimiz siz X'i savunurken evet. Ben artıyı savunuyorum. Başkan zaten sorumlusu da bu oluyor. Başkan diyor zaten COVID'in pandemisi yok. Evet. Burada elinde gelseler COVID'e sahip çıkmıyorlar. Elinde gelseler yararlı bir şey olsa da şimdi COVID'i de ya diyecek de CTP'lidir ya UVP'lidir ya DP'li yapacaktılar yani bunu. Ama buna kimse sahip çıkmıyor Allah'tan. Çünkü götürücüdür. Şimdi burada bakın Allah aşkına bir yardımdan bahsediyoruz. Yani şimdi diyeceksiniz birazdan diyecekler dip gazbaz belediyesi ÇTB'lidir diye oranın yettiler COVID'i. Orada bulaştırdı. Bu belediyelere bulaştırmadı çok. Yok onu demek istemiyorum. İlk bize geldiği için biz çok gerçekten çok zor günler atlattık hocam. İlk bize geldiğinde emin olun ki temaslı. Şimdi bir Lefkoşalı biri olduğunda temaslı olduğunda size telefon açıyor hastaneye gidin. Ama bende öyle değildi. Evet. Temaslı olduğunda beni arıyordular. Sağlık Bakanı dönüyordu şu temaslıdır. Bir de bana şart koşuyor. Minibüs gelecek. Başka bir yerde yok değil mi başkan? Sarık Hoca var. Faiz Bey zamanında, şimdi ifade ettiği için aralıyorum, Galatya'nın oralarda bir hastane projesi vardı değil mi? Bir ciddi Mehmetçinoğlu, bir hastanesi vardı. Evet. O artık şey oldu. Olmadı.
Olmadı. Yani şu anda Dipkarpaz'dan bir kişi hasta olduğu zaman ağır veya şey, doğrudan en Mausa'dan başka çaresi yok. İskele'de dahi ciddi bir hastane yok. İlçe olan İskele'de de. Hocam. Öyle değil mi? Yoksa şey etmek için söylüyorum. Ha. Yani bir ciddi bir durumda İskele'nin onu ilgilenecek bir durumu hocam, var. Hocam beni Allah bullak etti. Gıdadan geldin, sağlığa sağlık. Hayır, hayır. Yoksun, merak ederim. Kardeşim şu an 35 kişi şu ana kadar hayatını kaybeden, Mao Dipkarpaz'dan Levkoşa'ya kadar kalp krizi geçirip de hayatını kaybeden vatandaşımın 12 tanesi Dipkarpazlıdır. Bugün Dipkarpaz'dan siz bir kalp krizi geçirdiğinizde düşünün ne yapıyor? Ben kalp krizi geçirdim. Hastanede geçirdim. Şans beni ona tuttu. Aldım Mao'sa getirdiler. Mao'sa da ambulans değiştirdi. Düşün, bir anjü cihazımız bile Mao'sa da yoktur. Ambulans... Yani Mausa'da da yoktur size bakacak bir şey. Yoktur. Yani değil İskele'de, Mausa'da bile size müdahale edecek bir bakın, imkan yok. Bakın yoktur efendim. Oo. Anjü cihazı yok. Hastane tam donanımlı bir anjü cihazı yok. Ve beni 15 dakikada tuttular, başka bir ambulansa attılar. Doktor değişti. Başka bir doktor yanıma bindi. Bir 20 dakika geçti. Ya sanki ben dedim bunlar beni öldürecekler. Neymiş? E kural öyledir. Ya beni en azından iskele kestirmeden yollar Levkoşa'ya. Olmaz. Önce bir Mausa'ya gittim. Önce Mausa'ya, Mausa'dan yani buraya. Yani Mausa prosedür olarak sizi intikal ettirdi olur. Hocam 2,5 saatte geldim. Allah de yani şansımıza güldü de biz yaşadık yani. Ama biz şunu diyoruz. Bakın biz şunu da başlattık. Ben geçen gün Sayın Fuat Oktay buraya gelirken randevu talep ettim. Görüşmek için olmadı. Ben bireysel olarak gittim, görüştüm. Bir özel bir üniversite hastanesinde galiba tedaviniz devam etti değil mi? Çünkü... Yok. Önce devlet hastanesinde ikinci bir anjum. Gerektiğinde ben ondan sonra getirdim oraya. Ama ilk... Geçen daha teşekkür ettiydiniz özel hastanede. Hamza Bey'e kontrol ediyordu. Şimdi bizim derdimiz, bakın belediye başkanı seçilmiş kişiyiz. Sayın başkanım da seçilmiş kişidir. Ben de seçilmiş kişiyim. Sayın bakan da seçilmiş kişidir. Hepimizin amacı birse, bu halka gidip oy alıyorsak birimiz belediye başkanlığı yapacak, birimiz bakanlığı yapacak. Bu korona döneminde Dipkarpaz'da vaka çıkarken Erenköy'de 21 gün bizi kapattılar. Evet. Peki şimdi Dipkarpaz bir hafta 10 gün önce her aileden 2 kişi getirdim, 340 tane PCR testi yaptık. Randomlu yaptınız siz yani. Evet. Ve bu iş adamları, Sağlık Bakanlığı alakası yok. 2 tane iş adamımız Mustafa Brutoğlu'yla arkadaşımızla, Mehmet Saydam arkadaşımla, onların öncülüğünde bana 2000 tane PCR testi yapmak için Dipkarpaz'a getirdiler. Hızlı test değil ya bunlar, evet, PCR'dir. Yok PCR testi. Yakın doğru anlaşmışlar. Ben dedim ki arkadaşlar, ben paylaşımcı bir belediye başkanıyım. 500 bana, 500 Erenköy'e, 500 Mehmetçi'ye, 500 de büyük konağa verdik biz. Kendi payımızdan. Çünkü neticede bir sene Erenköy'de çıktığında yine bana bulaş gelir. Ve biz... Yani randomlu yaptınız. Zaten evet. Bu kapanma döneminde yapılan işlerden biri, tüm yerleşim yerlerinde randomlu test yapılması. Yani herkesin mecburiyetten gidip esnafın falanın değil, kapı kapı koyup randomlu X evden bir kişi, Y evden İki bir kişi. Kişi. Böyle ama bir bunu, şey yapamadılar, yapmadılar. Ama bunu yerel yönetim yapabilir. Yerel yönetim yaptı. Siz öyle randomlu yaptınız. Efendim? Randomlu yaptınız. Tabii ki. Ve her evden 2 kişi getirdik. Getirdik, ortalaması nüfusumun %20'ni yaptık. Hepsi negatif çıktı. Ve dönüyoruz. Bu Mehmetçik iki tane da, iş adamımızın. Mehmetçik'te öyle şey. Mehmetçik'te yaptı. Çıktı bir 10 tane çıktı. 10 tane çıktı. Kısa sürede şey yaptılar. Ben geçen gün Sayın Başkan'la, Mehmetçik Belediye Başkan'la görüştüğümüzde peydepey negatifle dönüşüyor. Yani büyük bu testi yapmasanız, şimdi burada bir şey çıkıyor. Şimdi Rum tarafı 35 bin 40 bin civarında test yapıyor. 140 bin vaka çıkıyor. Biz 5000 6000 yapıyoruz. Onlar da PCR yükümlülükten dolayı yapmak zorunda. Aslında biz yapmıyoruz ya. Diyoruz ki esnaf yapacak, sandviççi yapacak, take-away'ci veyici yapacak. Onlar mecburiyetten yapıyorlar. Ama randomli yapmadığımız için çıkmıyor. Dolayısıyla test yapmazsan negatifsin. Siz yaptığınız için Galatya'da çıktı. Yapmasanız gene çıkmayacaktı demek ki. Tabii, değil mi? Tabii ki. Nereden bilecektiniz? Zaten pandemi olayında bilir kişilerin verdiği raporda aşı PCR olayı tabii belirleme noktasındadır. Aşı olayı da bittikten sonra genel nüfusun %15'i
kendi kendine aşılanacak. Yani bu hastalığı belirlenmiş, belirsiz olarak geçirecek ve kendi kendini aşılayarak toplum bu şekilde sonuçta tedavi görecek. Yani burada aşı bile yapılacak olsa %100'üne bunu ulaşılmasının mümkünatı yoktur. En aktif nüfus savaşı. Öngörüyor ki kendi içerisinde de bir kendi kendini tedavi eder bir noktayla bu belki erken olur da bu hastalıktan kurtuluruz. Bir realitedir bu. Bunun ne bileni vardır. Tabii bilir kişiler bu konuda rapor veriyor ama bu mutasyon dediğimiz olay birinci evre, ikinci evre, Covid-19 veyahut da pandemi dediğimiz bu olay böyle bu şekilde bilmem kaçıncı evreyi yaşayacağız ama sonuçta yaşayarak bunu geçireceğiz. Bunun içerisinde yani ben şimdi yerel yönetimleri konuşuyoruz. Yerel yönetimlerin payı var ama tek başına yerel yönetimler de bu işin üstüne gelemez. Merkezi devlet tek başına gelemez. Halkın büyük desteği ve sivil toplum örgütlerinin de bize büyük desteği gerektirir. Tabii ki sağlık çalışanları da bunların başında gelir. Onlara buradan teşekkür etmek gerekir. Açık söyleyeyim. El birliğiyle olur. Yani başında dediğim bu işin siyaseti yoktur. Siyasi partisi yoktur. Bu iş toplu bir olaydır. Ve toplumsal zaten, çözülmesi gerekir. Zaten başkanın da diyor. Hani başkanım bak akıllarla bir sertesi yaptın. Evet. Birazdan bahsedeceksin. Yani iş adamlarının veya belli kişilerin, hayırlı kişilerin katkısıyla PCR testi yaptınız, devletin yapmadığını. Sonra gene bu hayırlı kişilerin de ihtiyaçlı kişilere tablet dağıttınız. O sonraki konu, en son ondan bahsedeceğim hocam. Peki siz hocam başkanın dediği gibi bu İHŞ'e yardım isteyenlere nasıl katkıda bulundunuz? Siz gıda yardımı falan yaptınız mı? Birinci dönem, Mart ayında biz yardım yaptık. Bütün halkımıza. Ama belediyenin ve iş adamlarının bize yapılan katkıları 8 tane belediye meclis üyelerimi ben nasıl dağıttığımı söyleyeyim. 8 tane belediye meclis üyelerimi aldık, muhtarları aldık. Çünkü netice itibariyle sizin amacınız hepimizin amacı birse bir fakire bir şey vereceksek ha siz dağıttınız ha ben dağıttım bir farkı yok. Kesinlikle. Ben karışmadım. Sağ olsun gecesini gündüzüne katıldı. Belediye meclis üyelerim ve muhtarlarım ve birebir insanların ihtiyacı olan bütün insanlara da verdik. Bu ikinci dönem geldiğimizde. Çünkü biliyorsunuz biz 2500 nüfuslu olduğumuz için bakın yüz ölçümü olarak da 173 kilometre kare üzerine kurmuş bir dip karpazdan bahsediyorum. Ve bu korona döneminde bakın biz olduğumuzda Erenköy'le beraber 21 gün kapalı kalıyoruz. Şu an ve biz bu 20 gün içerisinde en az 20 defa iskele geldik gittik. Kaymakamımız 5 belediye başkanını çağırıyor, polis müdürünü çağırıyor, toplantı yapıyoruz. Kararlar işte şu alındı. Yemin ediyorum size. Kaymakam bak gerçekten özveriyle çalışıyor. Ama yetkisinin ne kadarsa bakanını dinler. Çünkü netice itibariyle atanmış bir kişi. Tabii ki atanmış. Ama ben de onun bakanı gibi bu halkın önünde çıkmışım, oy almışım, seçilmiş kişiyim. Ve ben 10 defa biz oraya gidiyoruz, karar alıyoruz. İşte bu korona döneminde falan kapanma... Tüm ülke kapandığında tam karar alıyoruz. Gidiyorum iki defa bana şuna denk geldi. Tam dip karpazın yokuşuna veriyorum. Sayın kaymakam arıyor. Kararlar değişti. Ya bu çocuk oyuncak mıdır arkadaşlar yani dedik ya. Bir daha gittiğimizde bu defa yine biz gittiğimizde orada bakın. Kaymakam özveriyle gecesini gündüzüne katan biri. Gittik. Şimdi bu paketler gelecek. Muhtarlar mı dağıtsın? Belediye başkanı mı dağıtsın? Bakan mı dağıtsın? Kaymakam mı dağıtsın? Ya Allah aşkına bu konuşulacak bir şey midir yani ya? Kızılay mı dağıtsın yani ya? Döndüm ben oradan. Dedim kardeşim ben dip paketler karpazdan. Paketler nereden gelecek? Efendim? Yani iş adamlarından gelen. Bir iş adamı Sayın Halil Falyalı. Kızılay. Hayır, hayır. Kızılaç veya vakıflar ya belediye. Kendi öz kaynaklarından çıkış yaptığın dağıtacağın şeyi dağıtma yetkin var. Bir iş adamının vereceği şeyi dağıtsan ne olacak? Sen kendin ama amacın o. Mart, bu iş adamı da yanlış yaptı. Adamı. Halil Bey. Sayın Halil Bey de yanlış Halil yaptı. Halil Bey söylesene kendisi bir ekip kursa muhtarlardan, belediyelerden çok daha hızlı dağıtacak. Mart'ta yaptı. Başkan diyor, muhtar diyor efendim, ki bana gelmedi. Listeyi efendim verin. Mart'ta Halil Bey yaptı. Halil Falyalı Mart'ta yaptı. Her belediyenin bizim bölgede, bilmiyorum başkanım, bizim bölgede Dipkarpaz Belediyesi'ne 300 paket kendi aracıyla getirip bize teslim ediyordu. E şimdi de ne oldu? Siz tuttu bakanlığa verince bu defa şey yarışı oldu. Muhtar mı dağıtsın, belediye mi dağıtsın, kaymakam mı dağıtsın? Ya Allah aşkına hepimizin amacı
Yani bu artık bu fasulyeden bahsetmek istemiyorum. Bu makaradan bahsetmek istemiyorum. Siz insanoğlu olarak eğer senin bir toplumunda bugün sizin eğer bir dişiniz ağıran dişinizi çekmezsem sağlam dişini çekersem bu ona benziyor kardeşim yani ya. Yaptığımız bir yardımdır. Döndüm karar verdim. Ben dedim Dipkarpaz Belediyesi olarak kesinlikle bu sene Dipkarpaz'da asıl halkımın ihtiyacı olan şeyi tespit ettim. Burada hiçbir gizli saklısı yok. Eşimle bir yere gittik. Misafirliğe akşamüstü. O evde biliyorsun asbekader Dipkarpaz'da nüfus sahibi şey nüfusu çok. Her evde 4-5 tane çocuk var. Evet. Yemin ediyorum size bu ekranların önünde o 4 tane 5 tane çocuk sayısını tam şey yapmayayım yemin ettiğim için annesinin telefonu kaçırıyorlar ders yapsınlar diye ve ben çok etkilenmiştim. Ve geldim karar aldım dedim ki ben Dipkarpaz'da annenize babanıza makarna dağıtacağım ha siz online'da derste geri kalmayasınız diye merkezdeki çocuklardan kardeşlerimizden eksik kalmayasınız diye tablet meselesine girdim. Ve çok da kolayca. Tabii ben belediye başkanı olmadan önce geçmişte benim şirketim vardı. İş adamı tanıyordum. 3-4 tane iş adamımıza çok da konuştuk. Değil. Evet bak 3 veya 4 tane iş adamımıza konuştuk. Ne demek? Dipkarpaz'da kardeşlerimiz cahil kalmasın diye 10 tane o verdi, 20 tane o verdi. Biz hedef 100 tane koyduk. Bakın Dipkarpaz'da... Yani ihtiyaçlı 100 taneydi başkan. Hayır. Şunu söyleyeyim efendim. Dipkarpaz'da 190 öğrenci var ilkokulda. Bak düşün. 10 tane köyü topluyorsunuz. Bir yere de 190 öğrenci toplama kolay. Sadece Dipkarpaz'ın ilkokulunda 190 öğrenci sayımız var. Dedim ki müdürle Ukraynalı başkan öğretmenleri çağırdık. Bakın dedik Allah yukarıda siz aşağıda siz bana liste yapıp getireceksiniz. Ben değil. Onlar yapıp getirdiler. Bazı biraz gördüm onun içinde ekonomi durumu iyi olanlar veya diyelim diğer arkadaşların onları çıkarttık 150 kaldı. 150 de iki kardeştir okula giden örnek. Evet, matematiksel bir hesap yaptım. 75 tane ilkokulda dağıtırsam her evde bir tane tablet olacak. Bir tablet olacak. Kardeşiyle paylaşımlı dağıtacak. 70 öğrencim de okulda var. Buraya da dedim 30 tane dağıtırsam tamam. 100 tane tabletim olursa dedik tamam. Biz iş adamlarımıza diyaloğa girdik. Sağ olsun. Gerçekten bakın biz iş yapmasını bilmediğimiz kadar da ne yardım yapmasını biliriz, ne yardım istemesini de biliriz. Bugün Dipkarpaz'daki bir vatandaşın gerçekten aç kalabilir. Yavan ekmek de yiyebilir. Ama benim orada bir tek çocuğum bir yıl boyunca dersinde yani geri kalırsa... Olan, eğitim için elzem olan buydu. Evet. Ve döndük. Kalaburun'da da dağıttık. Dün de dağıttık. Kalaburun'da da dağıttık. 14 tane ihtiyaç var. 11 tane vardı. Biz 11 tane verdik. Ve bir de şunu yapıyoruz hocam. Öğrenci kardeşlerime şunu söylüyorum. Bakın diyorum. Alacaksınız bunu. Online dersinizi göreceksiniz. Bir de bu tabletlerle belediye başkanını da denetleyeceksiniz. Alacaksınız tableti elinize. Bir yerde çöp mü gördünüz? Bir yerde çünkü siz geleceksiniz. Sizin geleceğinizi biz ancak böyle yapabiliriz. Çekip yollayacaksınız. Çekip bir de sayfa açtık direkt belediye atacaklar. Bir de bizi kontrol edecekler yani bununla beraber. Evet. Bu iş, hayırlı iş adamları kimleriydi? Evet. Şimdi bu hayırlı iş adamları Ahmet Doğanlar. Doğanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı İskele'de. Sonsuz teşekkür ediyorum. Bize yardımını etti. Hepsi de söylemiyorum burada ama hepsi de aynı marka mı dağıttığımız hepsi şimdi aynı mı? Şimdi 30 tanesi bu şekilde efendim 70'e yakın aynı şekilde çünkü yüzünü bir bütün bulamadık. Yarın bize biri Nokia aldı biri Samsung aldı olmasın hocam burada da kamuoyu bilsin. 70 tanesi aynıydı 100 tane bulamadı çünkü yani bir yerde almamız gerekiyor. Neticede işlevidir önemli. Evet ama. Ve döndük Ahmet Arabacıoğlu. Kendisini aradım ne demek Dipkarpaz'daki bir kardeşim. Eğitimsiz kalacağına olsun. Katkı koydu. Mustafa Bulutoğulları. Cemal Bulutoğulları. Evet, biraz önce söylediğimiz. Kendisini aradım böyle. Ne demek abi dedi. Hemen dedi. Sağ olsun. Hemen bize yardım etti. Feyste bu çağrımızı da yaparken İzmir'de Fesih Demirerler. Fesih Bey İzmir'den dönüyor. Bize katkı koydu tabletlerden. İzmir'den size katkı yaptı. Evet. Kıbrıs kökenli mi? Evet, Kıbrıs kökenli. Maşallah. Yani 74'ten sonra gelmişler. Ve bu iş adamımız yardım ediyor. Beni en çok duygulandıran Face'te bizi takip ederken biz bunu Face'e bakın Ayşegül okumuş. İstanbul
Büyük İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ayşegül Okumuş hanımefendi beni aradı. Onun kendi sayını vereyim. Diğerlerinki hemen şeydir. 30 kusur da o bize katkı koydu. Şimdi kargodadır geliyor. Pazartesi maşallah, salı ve alacağız. Maşallah. Siz eğer halkınızın, liderlerin en çok önemli hocam öngörüsü çok iyi olacaksın ki sen bir yerleri yönetebilirsin yani. Eğer siz yardım istedikten sonra gerçekten çok gözle büyütmemeniz lazımsınız. Vallahi bugün benim için bir tane çocuğum orada eğitiminde geri kalmasın. Yani bu iş adamları, bu hayırseverler diğer insanlara inşallah ilham olur. Sizde tablet sorunu yok muydu başkan? Bizim Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı bir girişim vardı. Biz Vadili Kooperatifi, Vadili Belediyesi veya Vadili İlkokulu. Hep beraber geçtiniz. Böyle okul aile birlikleri okulun var. Okulun bizden galiba 20 adet tablet vardı. Kaç öğrenciniz vardı başkan? Bizim işte ilkokul son sınıflar için 20 adet istendi. Yani 20 adet bir tablet talep edildi. Derhal bunları karşılandı ve teslim edildi. Yani biz tabii... Demografik yapı itibarıyla belki de ülkenin en dezavantajlı belediyesi Dimkarpaz Belediyesi. Mesafe olayı var artı. Tabii bizim bu iletişim üzerinden bu eğitim olayı ciddi bir olaydır. Gerçekten katılırım başkanı bu konuda. Belki pandeminin en fazla etkilediği ve bizi en fazla mağdur ettiği bir olaydır ki bilgiden, ilimden, bilimden uzak bıraktı bizi. Burada bu açığı kapatma noktasında tabii alabilen insanlarımız var. Alanlar aldı. Almayanlar işte olmayanlara 20 adet bir tablet olayı Vadili Kooperatifi, Vadili Belediyesi ve İlkokul İdaresi ile beraber müştereken bir çalışma yaparak bunu karşıladık. Ümit ederim ki faydalı olacağız kendilerine ve böylece bu tabii biz diğer belediye şey yapmadım ama ben eminim ki diğer geri kalan 26 belediye bu gibi sorunları çözmek için elinden geleni yapmıştır. Elini yapıyorum. Sadece biz de 28 belediyeniz de gerçekten ama burada nedir biliyor musun hocam? Burada merkezi hükümet şu an en büyük rakibi belediyeleri kendilerini gördüğü için merkezden her şeyi yönetmek istediği için o da eline yüzüne bulaştırıyor. Başarılı olamıyor. Oysa yeni reform bahsediyoruz. Yeni yönetimden, AB'nin normlarından, temel yerel yönetimde, temel ikilerden biri yerindelik, yerel demokrasi. Şimdi bunlar ve ademin merkezi yapı dedikleri yapı. Şimdi günümüzde bu vizyona sahip olması gereken yöneticilerimiz eski kafa, eski usulünden halen herkes her yetkiyi kendimizde bağlayalım şeklinde var. Yardımı bile esas yerinde gerektiği yardımı muhtarlık, belediyelik yapar. Onu bile bakanlık dağıtma gibi bir şeye giriyor. Sevdaya giriyor. Dediğiniz gibi çok çarpık bir vizyon noktasına bunu bu da gösterdi bize. Hocam, Dimkarpaz'da belediye başkanısınız. Bütün halkınızı tanıyorsunuz. Biz de kaymakam iskeledir. Ve bu sokağa çıkmayla ilgili kim hayvancıdır, kim hayvancı değil izinlerini nereden arıyorlar biliyor musunuz? Ya burada öyle bir yaptılar ki belediye başkanları belki şu an inanıyor ki muhtarların yetkisi bize daha fazladır belki. Yani kışladılar yani. İskeleye gidecek tam da asın yetkiyi. Evet. Ta iskeleye gidecek deyip arıyor kaymakamı. İşte benim mandram var. Ben bu saatten gideyim mi gitmeyeyim mi? Ya biz orada varız yokuz. Bir şey yok. Yok abi yani ya. Ha şimdi belki örneğin merkezi yerlerde kaymakam oraları bilebilir. Şimdi bizim Ertuğrul Bey kaymakam 44 köy bağlı ya. 44 köy bağlı. Devlet ve daha yeni Maos'un geniş olarak. Devlet adına yapılan yerel yönetimler gibi çalışmalar var. Rastlam Kıbrıs için yapılanlar da. Orada devlet yapılan tavsiye birçok görevi kaymakamlığın özellikle verdiği birçok görevi yerel yönetimlere kaymakamlık da yerel yönetimse belediyelere devredilmesini tavsiye eder. Birçok görevi. Niçin veriyor? Yani kaymakamlığın artık orada bir kaka diyeceği şey yok. 2008'de başlatılan bu reform hareketi 2008'de başlatıldığı şekilde özellikle Avrupa Birliği'nin öngördüğü noktasında o bir türlü gerçekleştirilemedi. Çünkü yereli yerinde yetkileme merkezi hükümetin lehine olan bir olay değil. Siyasi olarak kayıp dezavantajlı. İçişleri Bakanlığı kendi elindeki yetkileri yerine devretme istenci içerisinde değil. Artı bizde de var kabahat. 28 belediye başkanı da var kabahat. Bizim de
Zengin belediyelerin kendi kendilerine yeterli oluşu, belediyedeki rantı küçük belediyelerden paylaşmama noktasında bir reform istemiyoruz. Her şeyi ortaya koyup da konuşmak lazım. Yani bizdeki reformist yapı bizde de yoktur. Çünkü ben şimdi geldim oturdum cukkanın üstüne, ben yutarım. Büyük belediyelerin bir sorunu yok, yutarım. Epçik, o niye verecek aşağıdaki? Kendi penceresinden bakıyor. Belediye, evet. Belediyesi çırpınırmış da maskeyi alacakmış. Tablet alacakmış da dağıtacakmış da melaz onun. Yani o bakımdan şimdi bizde gerek yerel idare bazında gerekse merkezi yapı üzerinde ciddi bir reformist çalışma gerekir. Ve reform öngörülen, devletin öngördüğü reform yereli tamamen yetkilerini kendine bağlama noktasında ve ceza verici noktada genişlik. Özellikle bu bundan evvelki İçişleri Bakanlığı döneminde öyle bir tablo kondu önümüze ki hatta bir milletvekili o zaman hükümetin ortağı olan bir milletvekili çıktı ve biz belediye başkanlarını cezalandıracağız, ceza kesecek diye nutuk da salladı. Bu memlekette onu da gördük. Yani ben mesela ben bunu karşıya, bu reformist olaya ben karşıyım dediğim zaman beni usulsüzlükten mahkemeye sürdü. Yani böyle bir cezalandırıcı, hatta biz açık söyleyeyim mali noktada cezalandırdık da. Yani mali yasalar, gerek o zamanki emlak yasalar olsun, gerekse değiştirmesi gereken su olsun, olsun, bu olsun. Bu yasalar yaptırılmadı. 95'te bu tarafa. Biz muhtaç olalım. İmar geldi, içinde takıldı. Hükümetin geldi, içerisinde takıldı. İmara gidemedik. Dedi ki şehircilik imarı bize bıraksın, yapalım imar planlarımızı. Alalım kararımızı getirelim şehirciliğe verelim. Onaylayın ve imar noktasında kendi önümüzü açalım. Ona da müsaade edilmedi. Çünkü devlet yerelle, başkanın da bize izah ettiği, kendine rakip görüyor bunu. Oysa rakip evet. değiliz biz. Peki, ha, biz rakip değiliz. Peki başkan, şimdi önemli soru. İyi açtın o konuyu. Hiçbir zaman bu güçlü belediye biraz da siyaseten, böyle yanlışsam düz belediyeler birliği hiçbir zaman bir olamadı. Devamlı paçalmış gitti. Evet. Yani hani da öyle ve son Sayın Fuat Oktay geldiğinde imzaladığı anlaşmalardan biri de böyle yerel yönetimler arası, belediyeler birliği arasındaki anlaşmasında belediyeler birliği evet. ikiye bölünmüş ama anlaşmayı kiminden yaptı soru işareti. Bir de 28 belediye bir oldu, Türkiye'ye gitti. Şimdi evet. bu pandemi aşamasında bu işbirliği anlaşmasının ve bu koşullarda Türkiye ziyaretinin nasıl anlamamız lazım? Ne fayda getirdi? Ne konuşuldu? Önümüz açılıyor mu? Yoksa Allah olayımızlarından bir anlaşma mıydı bu? Şimdi biz siz gittiniz değil mi başkan? Yok efendim. Siz de gitmediniz? Yok. Şimdi burada yani Türkiye Cumhuriyeti'nin daveti karşısı icabet etmediniz. Başka türlü sorayım size şimdi. Vallahi çok o şekilde şey, değil. Siz gidin, her tarafta korona var. Nereye gideceğim yani? Benim çoluk çocuğum yok mu yani? Aşılanmadınız mı siz? O zaman aşılanmamıştı. Evet. Hocam sen de bizi Türkiye'nin... Aslında o şekilde değil. Olay icabet etme noktasında değil. Yani. Değil. bize Türkiye Belediyeler Birliği geçmiş yıllarda da davet verdi. Burada... Ama siz Fatih'le görüştünüz Türkiye'de. Yani sanki daha belediye birliğinin değil, aynı zamanda devletin resmi daveti gibi. Yapılan görüşmeler onere edilme noktasındadır ve bize her şeyi verebilecekleri konusunda telkin noktasındadır. Yani biz bunu zaten geçmişte de gördük. Her yani, şeyine yani? Yani yerelin yapılanması şimdi ve yerelde yönetimin ulaşılması. Şimdi 3 tane örgüt gitti Türkiye'ye. Evet. Açıklamaya dinlerim hep yuvarlak, yuvarlak. Çok verimli geçti, verimli geçti. Ne? Ne? Ben onu söylemeye şimdi çalışıyorum zaten. Şimdi siz de gittiniz. Ne? Yani ne diyeceğim? Bizim, ben gitmedim. Ben gitmedim ama geçen yıl yapmış olduğumuz toplantının neticesinde onlar 2020'nin hesabını verirken, yani biz belediyeler biliyor, Türkiye Belediyeler Birliği 2000 yılında, 2020'de ne yaptığı anlatılırken, 2021'de de ne yapacakları konusunda orada bir sempozyumdu. Biz de orada davetli sanatçıydık. Davetli sanatçıya biz de gidip izleyeceğiz. Ama bizim dağarcığımızda biz ne yapacağı konusunda bir şey yok. Yani onların ne yaptıklarını... Filmde aktif rol alan bir aktörüydünüz yoksa figürandınız, anlamadım tam. Orada davet, bize yapılan davet bir davettir. Orada figüran bir davettir. Çünkü bizim orada gidip de bir şey isteme, bir şey alma bir olay yok. Yok, evet. Yok, yani olur. Figüran yani, olarak gittiniz. Hariyle geçmişte de öyledir. Yani biz işte iki belediyeler birliği arasında karşılıklı bir davettir ki onlar yaptıklarını anlattılar. Biz de duyup öğrenelim diye. Ama ben başkan da yanlışsam yine düzeldim.
Bizim şu anda bir pandemi yangınımız var. Yere insanımızın devlet bağlamında katkıya ihtiyacı var. Esnafımız, işçanımızın yardıma ihtiyacı var, değil mi? Ve pandemiden dolayı bizim aşıya ihtiyacımız varken pandeminin içinde bu ziyaret ki dedin, yani sanki her şey normalmiş gibi lalettayım, sıradan bir ziyaret tamamen oldu. Tamamen oradaki bu olay, tamamen buradaki olay, orada yapılanları biz izleme ve oradan faydalanma noktasındadır. İşte biz bunları böyle böyle yapıyoruz. Siz de oraya gittiğinizde bunları uygulayın noktasında. Yani bir örnek, çünkü başka bir olay söyleyeyim. Yani Türkiye'deki belediyecilikle bizdeki belediyecilik arasındaki fark çok büyüktür. Orada büyükşehir belediyeciliği olayı vardı. Kademeli yaklaşım var, başka yaklaşım var orada. Devletin hükmettiği daha özerk bir yapı vardır. Yani seçme seçilme hakkımız vardır ama iş yapma hakkımız yoktur. Bizdeki daha farklı bir belediyecilik var. Peki onlar farkında mı bunun? Çok zaten... Yani size gösterdi o resmi, sizin onu oradaki verdiği anıtlara göre sizde şey var mı? Neden protokolün ilk maddesi yerel yönetimler yasasıdır? Dikkat ederseniz yerel yönetimlerde, Türkiye bize hep gündeme getirdiği yerel yönetimlerde reform şarttır der. Birinci madde onu yazar. Evet. Protokolü. Niçin ısrarla? Çünkü burada bizim yaptığımız bu sistem, yani abeden davulu açtık Subibi'nin boynuna, topuzu da verdik kaymakama. Kaymakam davulu çalacak, Subibi'yi de seyredecek. Olmaz öyle şey. Eğer ki davulu benim boynuma asıysan ve ben görüm ve sorumluluklar bana izdiysa topuz da varacak. Ve topuzun da ses çıkarması için iktisadi yapılanmada ünlü açacak. Bizim istediğimiz yerinde ve yerelde yönetim anlayışı budur. Tabii ki bir fazla şey konu değil de mesela şu anda aşı maşı konusunda gördü ki bakanlık yürütemeyecek, belediyeler devretti. Bu iş çok daya gidiyor. Belediyeler... Yani çaresizlik içinde gördüm yani. Ama bir taraftan da Gönyeli Belediyesi çıkıp diyor ki sen bir senedir bu şartlara rağmen bir fiber optik yapamadığın sana doğru düz bir internet imkanı sunasın. Doğrudur. Laf üredin, ben yapmaya hazırım, ona da yaptırma. Ona i̇şte, da yaptı, ona da yaptırma bu hizmeti. Aynı konudur hocam. Yani bu, yani vatandaşa yerinde, hizmeti siyasi rant uğruna engelliyorlar. Tabii çünkü devletin malına, sonuçta devletin yolu devletindir, onu kullanacaksınız. Bilmem kamu malı gibi devletindir, onu kullanacaksınız. Orada bizim yetkimiz yoktur. Devletin onayıyla olmuş. Onun için devletin onayıyla olduğu için ve devlet hakim olduğu için o karar verip de uygulatmada yerelin bir yetkisi kalmaz. Yerel tamamen hizmet noktasındadır. Sağlık ve temizlik noktasında yetkilidir, hizmetlidir. Hizmet olarak ne kazandınız bu ziyaretten diyelim? Bu iş birliğinden şimdi bizim, somut olarak ne fayda yani, getirecek tabii size? Tabii daha önce geçmişte bu şeylere biz toplantılara katıldık. Burada mesela gene geçmiş, figür anladınız. Hep öyle oldu. Yani onun başka türlü olmaz. Çünkü yerelin orada bir şey yapar. Bizim burada nedir? Sosyal belediyecilik noktasında kardeş belediyecilik ilişkilerini geliştirmek. Orada, onların yaptıkları orada somut katkı alırsınız. Yani alırız tabii. Orada... Onda mesela bu kardeş belediyecilik noktasında yapmış olduğumuz işte istişareler ve ikili ilişkiler, başkanımın biraz evvel söylediği gibi işte ben buraya başvurdum. Oradaki belediyeler üzerinden bir şeyler temin etme noktasında böyle faydaları oluyor bize. Fakat bu tamamen şu anda bu ilişkilerin, birebir ilişkilerin, belediyeden belediyeye olan ilişkilerin düzenlenemediği ve hatta o akışın sağlanmadığı bu dönemde, sağlanamadığı dönemde bize şu anda çok büyük bir katkısı olabileceği tartışılır, konuşulur yani açıkçası. Hocam artık ben size bir soru sorayım. Evet, buyurun. Siz de figüranlığa katılıyorsunuz. Ha, ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi yani iki belediye başkanı davet ettim. İkisi de ziyarete kim gitti merak ederim. Bir resim çektiler. Şimdi, çok kalabalık. Şimdi abi işin gerçek tarafını söyleyeyim. Ne ben gittim ne başkanım gitti. Söyledik gitmedik. Buraya Yunus Emre'nin kutlamasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı tarafından oraya davet edildi Belediyeler Birliği olarak. Belediyeler Birliği şu an bizim bir bütün olmadığı için, çünkü bir 13 tane belediye diyoruz ki yani seçimle ilgili bir problem var. Daha doğrusu Cumhuriyetçi Türk Partisi belediye başkanları ayrı gittiler. Mahmut Başkan da ayrı gitti. Bu da bizim Belediyeler Birliği aynı için. Ayrı gittiniz. Aynı yere ayrı ayrı gittiler yani. Aynı yere. Yani burada da kendimizi ele verdik. Yani düşün Kuzey Kıbrıs aynı Cumhuriyeti'nde kalmadılar. 28 yani Cumhuriyetçi Türk Partisi olayı siyasallaştırdı. Aynı otelde de kalmadılar.
olayı siyasallaştırdı. Yani şimdi, Kıbrıs'ta yaptım, bak, orada onu yaptım. Onu da beceremedik. Bakın toplam 28 belediyemiz var. Tamam mı? Bir çağrımız, diyoruz ki bir bütünleşme olarak biz buna varız, hareket edelim. Şimdi konu, ben size söyleyeyim. Siz deminle beri gerçekten şu an KKTC'de birinci gündem maddemiz bu koronavirüs müdür? Evet. Siz onu söylüyorsunuz ama halk öyle söylemiyor. Şu an en büyük gündem maddesi bence halkın içinde. Kurultayda kim çıkacak ve hangi bakan alınacak? Halkın değil, o partinin gündemidir o. Halkın gündemi o değil. Hayır, demek istedim. Halk yani artık bu unuttu ya, bu hastalığı halkın unuttu. Halkın gündemi değil o ya. Ve döndük şu an kim bakan olacak, kim olmayacak? Ya gerçekten şu an beraberce, milletçe mücadele edeceğimiz konuları unuttuk. O kadar hızlı bir konular yani değişiyor şimdi başkan, ki. Başkan, şimdi figüren diyorsunuz da merak ediyorum ben. Onu yani başkanım söyledi. Şimdiden göre iktidar edenler de, protokol imzayanlar da, Türkiye'ye giden devlet gelirleri de peki efendimci bir görüntü veriyor. Yani söz almadan konuşacak şey. Yani orada bizim giden belediyelerimiz ikiye bölünseniz bile. Sayın efendiler, bizim bu pandemi yangınında bitter çakolete derdimiz yok. Şu anda bizim aşağı ihtiyacımız var. Esnafımıza, insanımıza aşağı ihtiyacı var. Bize bundan bahsedin demediler mi? Yani bir şov yapıldı. Figüranlar da seyretti şovu. Otelde yediler, içtiler, döndüler geri. Budur yani gerçek. Zaten gidiş mi gören? 13 vekil, 13 belediye başkanı figüranlar gitti. O anda 4 belediye başkanı figüran gitti. Yani bu söylediğimiz belki biraz ağır kelimedir ama realite bu. Yani eğer ki birisi siyasal bazda orada ayrı hareket ettiyse ve buradaki sorununu demokratik kaydeler içerisinde çözemediyse da yukarıya oraya ve oraya gitti da bizim işte girip Türkiye'ye ben şikayet edeceğim sizi diye gittiyse figüran özü. Hani o bakımdan açık söyleyeyim ben. Biz önce demokratik ilkeler içerisinde yerelde ve yerinde sorunlarımızı çözmesini bileceğiz. Bu işi Kıbrıs'tan çözeceğiz. Burada iki başlı Türkiye'ye gitmeyeceğiz. Yanlıştır. Orada bir toplantı yapılmıştı. Toplantı sonucunda yeni bir oruç oluşmuş. Bunu bırakıp kaçan kaybetmiştir. Ve orada ondan sonra gidip ben seni babama söylerim, ben seni dedeme gidip söyleyeceğim deyip de oralara gidip böyle bir görüntü olmadı. Ama yok başkanım. Yanlıştır. Şimdi şunu size söyleyeyim. Yani o günkü şimdi ben bu siyasal yapıya girmek istemiyorum. Belediye birliğindeki seçimi gerçekten siz bu kadar deneyimli biri olarak yani kabul ediyor musunuz abi? Ben kabul ediyorum. Seçim yapılmış olmuş bitmiştir. Sonuçta alınmıştır. Nasıl şimdi, sonuç alınmıştı ya? Sen mali raporunu alınmıştır bile onaylatmadan nasıl sen bir daha seçime gidebilirsin? Sen bir şey söyle. Ben belediye başkanıyım. Mali raporun, bakın burada da Mahmut Başkan bu pandemi döneminde de telefonda da katılabilir. Sınıfta kalmış bir belediye başkanımızdır. Hayır, şimdi, şu an bakın abi. Hayır, birlikler bir saniye gibi gider. İplak edilmez an mi? Başkan bir dakika. Toplandığı 28 belediye mali raporunu genel sekreter mali işlerinden sorar. İbra edilsin diye sorulur genel kurula. İbra edildiği anda da kalkın çoğunluk kaçarsan ibra etmeyin. Onaylanmadı siz efendim. Siz ibra etmezseniz. Etmedi. Siz kalktı kaçtı. Ne ya reddedecek ya onaylayacak. Nasıl tabii olacak bitti bu iş ki? Efendim bunu kaçarak yapmadan seçime geçtiler zaten. Kaçarak. Oradan kaçarak yatıp değil kaçarak. Neyse bu bizim biz konumuz. Dedi. Yani şeyler yani o diğer figüranlar. Bizim şimdi, öteki 15 belediye bunu onayladı. 13 onaylanmasa bitti. 13'ü de kalktı sandalye bıraktı. Sol odaklı dedikleri belediyedir 13 tane. Peki siz 15 tane figüran gitti Mahmut Başkan'a. Geri kalan 13 tane daha gitti figüran olmadı orada. Orada başvuru aldı. Hocam istediğinizi söylemeyeceğim. Ne kadar da zorlasanız istediğinizi söylemeyeceğim. Ben soruyorum. Yani onlar figüran oldu da sizinkiler başrol mu aldı? Şimdi şunu size söyleyeyim. Belediyelerin birliği bambaşka bir şey. Ama biz birliğimizden de şunu söylüyorum. Pandemi dönemi. Mesela örnek Dipkarpaz'ın ekonomi durumu ortadadır. Başkanımki ortadadır. Ya şu an 13 milyona yakın belediye birliğinde bir paramız var. Ve bunu boş ver. Belediye birliği Mahmut Başkan olur, Supi olur, öbürü olur. Ya biz burada da paylaşmış bile değiliz. Bana dönüp Supi bu pandemi döneminde merkezi, şimdi her şeyi de devletten beklemek gerekmez. 13 milyon ne parasıdır o fonda biriken? Tabii ki ben de senden başkanıma kesilen paralarla anayasal haktır. Sen istesen de şu an belediyeler birliğinde birey olarak ayrılamıyorsun. Yani ben 13 milyonu İHŞ olarak da alabilirdik ya da biz de tablet alabilirdik gibi onu demek istersiniz. Tabii ki. Yani bu süreci biz de o kaynağı biriktirdik. İnsanlık adına kullanabilir. Şimdi onlar kasadadır. Tabii ki. Mesela başkanıma derdiler ki sana 50
eğitim geri kalmasın diye 50 tane tablet. Ben eminim ki belki başkanım olsaydım yapacaktım. Ben olsaydım yapacaktım bunu. Şimdi bana lazım oldu parayı. Ay günü kullanamıyorum. Yarın o paranın tüzüğe göre birikme gayesi nedir? O paranın kullanım maksadı nedir? Belediyeler birliğinin bütçesini oluşturup orada o işlevi sağlaması. Yani ama bizden kesiliyor. İhtiyaçları çözme noktası bizden kesiliyor. Doğrudur. Bizden kesiliyor. Zaten üyelik esasına göredir. Evet. Ama ben de maksatlar için kullanılabilir tabii ama. Tabii başkanın düşündüğü belediyecilikle benim düşündüğüm belediyecilik farklı olabilir. Bugün eğer belediyeciliği konuşursak, belediyeciliğin finans ihtiyacını karşılayacak olan bir imar bankası, ki yerel yönetimlerin oluşturduğu bir imar bankası olması lazım. Yahut da bir yerel yönetimler bankası. Yahut da bir yerel yönetimler kooperatifi olması lazım. O paranın da orada tutulup ihtiyaca göre yerele bunun verilmesi gerekir. İller Bankası modeli Türkiye'deki gibi. Bravo. İller Bankası gibi olması lazım. Biz bunları konuşalım. Şimdi bu para başkan 15 milyon kasadadır. Ya da nerede değerlendirilir? Nerede değerlendirilir? Nerede nemalanır? Yani bir faizle bir yatırım yapılır ki nemalansın. Nerede nemalanır? Bu para nerededir? Devlet bankasında mıdır? Belediyelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında. Mesela ben zamanlar yeraltı bu altyapıyı yaparken su ve yağmur su drenaj çalışmaları yaparken başvurdum. O tarafta o günde 400 bin liralık bir krediyle beni finanse ettiler. Ben işimi yaptım bitirdim. Paramı da belediyeler birine ödedim. Şu anda borcum yok. Hayırsızdır o kredi. Senden kesiyor. Hayır. Bu belediyeler birliği. Mesela da anlatayım abi bakın. Şimdi siz çöp belediyesiniz. Çöp bidonu lazım. Evet. Belediyeler birliği bu çöpü alıyor örnek. Size verirken de bedava vermiyor. %15'te aynı dışarıdaki alacağın şekilde sana yükleme yapıyor ve tutup sana satıyor. Burada evet. Belediye birliği ticaret yapıyor. Evet. Belediyeler birliği olarak tutup bana aldığı gibi verse bileceğim ki benim birliğimdir. Ama sen bir iş adamı gibi davranıyorsun bana. Şimdi piyasada araştırın. Belediyeler birliğin getirdiği çöplerin aynı kaliteden siz dışarıda daha ucuz alırsınız. Benim birliğimin şu ana kadar bende kesilen paraların o zaman ne faydası var bana? Yani bu olay Ahmet'te de aynıydı, Mahmut'ta da aynıydı. Evet, yani değişmedi yani. Değişmedi. Bizim burada, bizim de kendi içimizde birlik ve beraberlik olmadığımız ortadadır. Helal olsun. Bu para birlik binası yapılması için biriktirildi. Yarışa diğerleri işe malzeme veriliyor. Anlamadım bir şey. Ali Bey Ali Öncü yolladı bu mesajı bize. Bu birliğin bu parası birlik binası içindir. Ben gel, şu anda yeni birlik binası yapılması konusunda. Peki o binanın nesi var yani size? O bina yetmez mi size? Depkoşa'daki binanın neyi suyu mu çıktı? Orası Cumhurbaşkanı'na aittir ve orasını... Ben bildiğim bileli çocukluktan şimdi, beri oradasınız. Şimdi Allah aşkına şunu söyleyeyim. Ali yani Öncü bu pandemi döneminde daha rasyonel kullanan bu 15 milyon insanlık adına daha rasyonel kullanan mıydı? Bugün adam... Aylından olmuş. Devlet diyor ki gerekirse seni bu ay ödeyemesem aylında bile keseceğim. Ali Bey, ve benim pandemi dönemimdir. Ali Bey dinle. Hocam bırakmıyorsun vallahi konuşalım. Bugün. Anlamadım ne demek istedi. Yani, hayır abi. Ne demek istedi bu şey yani size katılır mı katılmaz mı onu anlamadım ya Ali Bey. İster katılsın katılmasın biz işin gerçeğini söylüyoruz evet. Burada hocam biz buradayız. Evet. Ali Bey'in söylemesi ben 6,5 sene ikinci dönemimdir. O günden bugünedir. Bina yapılacak. Ya bina yerin dibine batsın. Benim koronavirüs var. Sen bana bu paradan yardım etsene. Benim çocuğum eğitimsiz almasın. Mahmut Başkan'dır. Kim olursa olsun beni ilgilendirmez. Bu parayı ver de şu an ihtiyacım olan parayı. Kızdırdın başkanı ne diyeceğim. Tamam şimdi ihtiyacı olan parayı kullanamazsak. Ondan sonra ne yapacağım ben parayı? İhtiyacıysa çağıracak. Sonra da hanım söylersen o kan ocağı benzen. Hocam yine yaptın yapacağını. Vallahi teşekkür ediyorum. Şimdi... Yani o bina yapılması bana da mantıklı geliyor. Bu şartlarda tek dediğimiz bina mı? 15 milyonu bu şartlarda daha insanlık adına kullanabilirler. Yani COVID öncesi olan bir projedir bu. Ve bütün belediye gelen belediye birlik başkanlarının hepsinde projedir bu. Şimdi bu paradan faydalanma olayı kim iktidardaysa o BİTTA'yı yerine çeker. Mesela CTP zamanında başkan çok o BİTTA'dan faydalandı ama şimdi şu anda faydalandı. O zaman şikayet etmezdi değil. Etmezdi ama şimdi başkan, tamam. Başkan bak. Saygı sonsuzdur kendisine. Yani çıkaralım abi o
Ya, çıkarlarımız. Tamam, vallahi isteyeceğim. Ben, tamam. Mahmut Bey'den isteyeceğim, çıkarsın listeyi. Evet, tamam, hangi zaman daha kimi alıyor? Tamam. Bak, ben kabulüm. Eğer en az Zip Karpaz İnanırım. Belediyesi. Uzak olduğu için belki yetişemedi bitti ama. Kıbrıs Azmi'yle yani ben... Mehmet Başkan zambarayı vurdu sana. Şimdi esas olay nedir hocam? Esas yani ben sevdiğim bir başkandır ve olun, ben bütün sorunları da bildiği bilirim yani yakın bilirim. Çünkü 2500 nüfusluyum der ben de aynıyım. Ben de nüfusu düşük olanım. Ve biz Zurna'nın zırt deliği olan belediyelerdenik. Zurna'nın zırt deliği. Ha, kendi gayretleri çalışmalarıyla o evet, dip karpaza evet. Bir şeyler götürür. Gerçekten o nimetten faydalanma noktasında değildir. Artı mağduriyet o bölgede hem iş aş konusunda ciddi büyük boyuttadır. Ama nedir? Biz 18 belediye var bu şekilde. Yani Supi Başkan gibi. 12 yanecim de gelirse. 18 belediye var bu şekilde. Ama biz bu hedef ve amaçlar noktasında birlik olamayız. 12'si de birlik olamıyor. 12'si siyasal bazda bu sorun olamaz. Yani onlar da giderler. Bak mesela zengin adam bulur zengini fingir deşir yani. Oraya gelir belki CHP'li durur da gider bu peli durur ama onlar gene oradan ayrılınca para var. Çünkü şehir içerisinde para adamı dost eder. Yani birbirisine sevgili eder. Biz bunları çok seyrettik bu filmleri. Yani işine geldiğinde figüran da olur. İşine geldiğinde başvurur. Üçüncü dönemde ansızdan giden mecliste kendi içine alt komisyon odalarında bakan bir UHP'li başkanla bir CTB'li başkanı bakan kucak kucak. Yakalan görün yani. Belli yasaların geçirmesinden anlaşırlar. Çünkü efendim hep bana rejimidir. Bu hep bana yedir beni o yem seni. Katkı rejimidir. Olsun başkanım. Ha? 51'e 95 yasası. Kaç tane hükümet geldi geçti? Çok. 95. Okan Bey şimdi siz gelip Dip Karpaz'ın ortasına, meydanına bir poşet atacaksınız. Ben de belediye başkanım gözümle göreceğim. Zabıta emir vereceğim. Okan Bey böyle yaptı. Hemen ceza yaz. Evet. Sana ceza yazacağım ne kadardı biliyor musun? 8 TL. Evet. 2 TL kağıt parası. Ben eminim sen ikinci poşeti atacaksın. Tamam. Yani şimdi biz düşelim şu hükümete bu hükümete mi? 95'ten da, buraya kadar. Bu imar vergilerindeki vergileri de revize etmediler değil mi? Orada da bazı vergiler şey anlamsız. Bazı şeyler cezalar anlamsız. O ceza yasasının da aslında problemi o. Sadece belediyenin değil. Ceza yasasında benzer cezalar vardı ki anlamını yitirdi. Hocam hiçbir belediye başkanı kendi bulunduğu yörenin ceza kesme taraftarı değiliz. Ama ceza da halk için toplum için caydırıcıysa bunu yapman gerekiyor. Bakın şunu söylüyorum. Onun galiba çevre dairesi, çevre yasası bağlamında asgari ücret kesebilir. O ben çöpe. Kesemem. Siz kesemezsin ama. Ben kesemem. Peki çevre dairesi nereden bulunacak? Orada çevre da çevre dairesine bir araba göndereceksin. Evet. Memurunu alacaksın, getireceksin Dip Karpaz'a. Mağusura, etüt edecek. Evet. Veyahut da askere neresiyse bağlı olduğu kurum. Evet. Etüt edecek. Ondan sonra koyacak arabaya gerisini götüreceksin çevre dairesine geri. Ve keseceği cesa bellidir. Onu da ilk kesecek yerine bir ihtar ve tekrar devam ederse o iş olsun. Yani bu devletin, merkezi hükümetin bu şimdiki uygulamalarıyla yerel ıslah olmaz. Bu nettir. Korku var. Artık bu iş yerelde ve yerinde yönetim anlayışıyla olur. Bunun başka anlatım şekli yoktur. Bir kez bir de komedi şeklinde başka bir de vakadan bahsettilerdi. Bir ana yol üzerinde affedersiniz bir köpek ölü bulunda şişmiş ne? Durumda. Bundan sorumlu kim noktasında? Polis, belediye, çevre dairesi diye bir trafikten bahsettir öyle mi? Yani kimde böyle de yetki karmaşalarında mı var? Kimin ise onundur. Ana yol kimin ise onundur. Ana yol kimidir? Devletindir. Onun devletti sorumlusu. Yani şimdi karayollarına da gelip almayacağına göre bakın. Polis yok diyor, o diyor. Yani tabii. böyle şeylerimiz de var bir kere. Evet şimdi süremiz çok kalmadı da protokol imzalıyor Türkiye ve sizin de yerel yönetimler olarak beklentiniz nedir? Yani siz o protokolün içinde nasıl bulmak istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu keşke ben isterdim ki belediye bir başkanım beni çağırsaydı da bize bu düşüncelerimizi sorsaydı. Yani bugüne kadar ne bizi çağırılmış ne de bir şeyde haberim var. Benim kendi şahsen başkanımınkini bilmiyorum yani. Diyorum ki bakın ne olursa olsun her şeyi bırakalım bir kenara siyaseti. Burada halen daha bireysellik hareket edeceksek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusumuz belli, yüz ölçümümüz bellidir.
el ele vererek paylaşımcı olursak, bakın gerçekten ben Dip Karpaz'da Vadili'yi yönetemem. Düşünürsem çok yanlış yaparım. Vadili, Dip Karpaz'ı, Vadili'den Dip Karpaz'ı yönetirsen çok yanlış olur. Halen daha seçilmiş kişilerin, atayan kişilerin önünde demokrasiden çok bahsediyoruz. Çok bahsediyoruz. Konuşmaya gerçekten çok iyi demokrasiden bahsediyoruz. Uygulamasına geldin mi sıfırız. Diğer İşimiz işte, hava, yerel demokrasi çiva. Yerinde layıklıdır. Burada bakın ne oldu? İlk çıkarkenden yerel yönetim 28 her gün bakanlar kurulu toplantısını yaptı. Hayır. İki defa da yerel yönetimle 28 belediye başkanı alın arkadaş. Bu koronavirüs hepimizi ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren. İnanıyorum ki 28 belediye başkanı herkes taşın altına elini sokacaktı. Öyle mi öyle dedim başkanım? Çünkü neticede bu bir kişiye ait değil. Hepimize bulaşan, hepimize bela olarak gelen bir hastalıktır yani. Arkadaşlar, ben Dip Karpaz'da siz biliyor musunuz şu an dışarıda bir hemşire aldım. PCR testlerini ben alıyorum. Ve Dip Karpaz'da sağlık ocağım benim meslek saate kadar çalışıyor. Yani para ve sizin iki para. İki tane sizin, şoför. Siz kendi paranızdan alacaksınız. Ben ödüyorum. Ve benim şu an... Nasıl buldun? Geçen defa arabanız haciz girdi. Arabada hacizi zor kurtardın. Şimdi parayı nereden bulursunuz da PCR testi alırsınız? Değil mi? Valla onu da şimdi şikayet mi ediyor? Araştırsınlar nerede bulduğumu. Hayır geçen defa yaşamadık mı bunu hatırlayın. 25 bin lira. Evet 25 bin lira biliyorsun o şeyde. Şimdi hocam gerçekten. Dip Karpaz eski Dip Karpaz değil. Yani biz belediyeyle birbirine bahsetmiş ama Dip Karpaz'a biraz. En çok beni zaten Dip Karpaz'a kalaburnu, başkanımı. Herkes kendi dalında bir şeyle konuşsa. Bugün başbakan ülkeyi yönetiyorsa ülkede konuşsun. Cumhurbaşkanının şeyine ben konuşsam olmaz yanlıştır yani. Ama burada merkezi hükmet. Hangisi olursa olsun korku var. Benim yetki elimde çıkmasın. Ama kaymakam Dip Karpaz'daki bir çiftçiye izin verirse ama öbür gün gidecek oraya diyecek ha o korona döneminde var ya ben sana izin verdim işte oycu ver bana. Ama belediye başkanı öyle bir meselesi yok. Kaymakam adamı tanımıyor. Kime izin vereceğini bilmiyor. Tanıyana kadar zaten değişiyor. Şimdi tekrar değişti değil mi kaymakam? Ha şimdi ben mesela söyledim. Geçen gün kaymakama sizi çağıracağınız bir toplantıya ben gelmeyeceğim. Siz atanmışsınız. Ben seçilmiş kişiyim. Senin bakanın kadar ben oy almışım. Siz onu bakanı dinlemek zorundasınız. Sana saygısızlık yapmam. Kaymakamsınız ama. Hani atamışlar seçilmişlerin önüne geçmiyordu? Evet. Sen bana her seferde bir ıslık çalacaksın. Ben dup Dip Karpaz'dan geleceğim iskeleye. Da makarnayı kim dağıtsın? Fasulye kim dağıtsın? Canı kere kim dağıtsın? Bakın yardımları küçümsemek. Patronculuk oynayacağız bakın, değil mi? Yardımlaşmayı küçümsemiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle küçümsemiyorum. Birinci dönemde Halil Falyalı kardeşimiz dağıtırken bütün belediyeleri dağıtış böyle bir problem çıkmadı. Eminim bu şekilde yapmak kendisi de pişmandır. Çünkü mesela ne oldu? Bakanlığa verildi. Bakan da kaymakamla yani şu an. Halil Bey'in yaptığı işi devlet olarak yapamadık yani diyorsunuz. Bize birinci dönemde biz 5 belediye ayırıp mesela iskele çok olduğu için ona 500 paket verdi. Mehmetçi'ye 300. Erenköy'e şu kadar, büyük ona bu kadar, bize de bu kadar geldi yani. Biz yaptık. Bey'in dedi inşallah, tabii yanlış demez de yani sadece bir liste veriyor muhtarlık, ihtiyaçlı ve sadece Halil Bey'in verdiği 50 paket gidiyor. Devletin geri kalanları nerede? Hocam bana biz, kızaya sorsunlar. Biz de öteki belediyelerde, yani bunu İp Karpuz Belediyesi yaptı, kendi bütçesinden o sosyal harcamaya katkı olmasa bunu başaramaz. Yani yardım, bu hayırseverlerin de katkısı olmadan. Hayırseverler beraber kendi bütçesinden de yapıyor. Belki çekilir söylesin ama bugün eğer belediyeler kendi bütçesinden de kalkılmazsa mesela 250 kişiye bu yardımı dağıtamaz. Yani artı bütün hayırseverlerin verdiği belli şeydir. Nedir verdiği? Fasulye pirinç verdi. Kimisi şeker verdi, kimisi vermedi. Salça onun verdi, yağ verdi. Başkanım o paketi düzenlerken onun içine her şey olması lazım. Eğer yoksa onu satın alıp olması gerekir. Yani, yani bunu başkan da yaptı. Bütün belediyeler yaptı. Zeytini de olacak. Temel gıda o. Tabii. Yani bunu da olacak. Bunu da olacak. Başkanım, bu konuda, bu konuda şeyler, yerel yönetimler başarılıdır. 28 belediye için hepsine aynısını konuşurum. Herkes bunu elinden geldiğince yaptı. Artı belediyeler arasında yardımlaşma oldu. Güzelyurt'tan portakal geldi. Boğaziçi'nden enginar geldi. Başka yerden soğan geldi. Onları da kattık içine. Birisi tavuk verdi, birisi et verdi. Böylece o paketleri oluşturduk. Yalnız şimdi şu anda
verme olayı da azaldı. Yani bir vatandaşımız şu anda bir yardım yaptı ama genel geçmişte ilk dönemde yani bir yıl evvel veren sayısı çoğuldu. Şimdi veren sayısında bir düşüş vardır. Katkı koyan herkese buradan teşekkür ederim. İçini de vererek yapmak da istemiyorum açık söyleyeyim ama burada Sevendereyen o katkıyı koydu ve doğru noktada doğru dağıtım yapmamız lazım. Yarın mübarek Ramazan ayında da belediyeler elini cebine sokacak ve bütçesinden o sosyal kullanım noktasında katkı koyup o insanlara ulaşacak. Yani işsiz olan, alım gücü düşük olan o insanlara ulaşacak. Belediyelerin zaten bu temel görevidir. Yani başkan temel görevini yapıyor, ben de temel görevimi yapıyorum. Evet. Fakir olabilirik, gelirimiz düşük olabilir. 3 dakikamız kalmış. Ama bir tek şey söyleyeyim, çok özür diliyorum başkanım da. Bakın bir tane gerçekten ekonomi durumu düşük, tek başına yaşayan bir ailede bir arkadaşımız var. İsmi önemli değil. Arabanın içinde yatıyordu. Evi çok berbattı. İşte bunu siz bilebilirsiniz. Bakın, kaymakamlık tamam, değil. Evet. Şimdi bu yerel yönetimler konusunda bu soruyu sorarken, yani merkezde bu sıkıntı. Bu sıkıntı ben bir daha genelleme yapacağım. Bu memlekette çok tartışılan bir seçim ve halk oylaması yasası vardır. Ya muhalefet veyahut da onun paralelinde birisi çıkıp da beyefendiler bu yasayı güzel derim diyen var mı? Yok, görmüyoruz. Öyle bir çalışma yok. Yerel yönetimler konusunda hepimiz sıkıntılıyız ama yerel yönetimler yasasına bir katkı koyalım diyen var mı? Hocam yok. Çok duyarlı iş adamlarımız var. Bakın işte demin söyledim, tek başına yaşayan, evi çok berbattı. Son zamanlarda Van'ın içinde yatır. Çok kilolu bir arkadaşımız. Ve biz Hakan Bey'e, bu Ahmet Arabacıoğlu arkadaşımızla beraber ortaktılar Hakan Bey'e, bir telefon açtığımızda Hakan Bey, vallahi şimdi soy ismini Hakan Bey'i unuttum. Bir telefonla konteynden yapılan evlerden alıp getirdi. Bugün dip karpazladı. O vatandaşımız onun için dedi. Evet, Hakan Bey ve diğer hayırsever arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Böylesi tabletleri ek hizmetine verip ihtiyacı çocuklara dağıtan hayırseverlere örnek olması diye teker teker teşekkür ediyoruz. Evet, sayın başkanlara teşekkür ederken gelecek hafta ülke gündemini Demokrat Parti'den Tözün Tunalı ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Doğa Yalçın ile tartışacağız. Efendim, sözlerime son verirken sizi Ferda Akıncı ile ana haber bülteninde birlikte bakacağız. Efendim. İyi akşamlar.